İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, Semih Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Ünlüler takımını tebrik ediyoruz. Ona dokuzluk bir galibiyet. Kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu. Tabii ki potoya isimler yazıldı ve bugün dokunulmazlıkta 3'te 3 yapan Hanzade'nin ismi çıktı. Baran'ın da ismi çıktı. Konsey öncesinde özellikle Ayşe'nin yeni yarışmacılardan Aleyna Çalışkan'ı yana çağırıp da eğer Hanzade'yi yazmazsan sen çıkacaksın demesi hepimizi şaşırttı. Murat abicim, konseyle dokunulmazlıkla başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Sevgili Furkan dedi. Adaya yeni gelmiş bir kadın. Tam olarak survivor'a adapte olamamış ve doğal olarak tecrübesiz. Ve aynı zamanda da konseyde elenme endişesi yaşıyor. Böylesine bir kadın var. Kim o? Aleyna Çalışkan. Ve Survivor tarihinin belki de en ilginç konserlerinden birini yaşadık. Aleyna Çalışkan'ı birisi çağırdı yanına. Buraya gel dedi. Aleyna Çalışkan şaşkınlık içerisinde. Ne oluyoruz dedi. Ve kim o yanına çağıran kişi? Ayşe. Aleyna Çalışkan ne olduğunu anlamadı. Kalktı yanına gitti. Ne dedi kulağına? Dedi ki. Hanzade'yi yazmazsan seni yiyecekler. Ve Hanzade'yi yaz başka çaren yok dedi yani ne diyelim ona hafiften böyle Blöf Efendim Blöf yap Blöf yok blöf demiyorum ben blöf. sen onu diyeceksin ben blöf demeyeceğim sen kendi diyeceğini bana uygulama Şantaj mı? E, sen şantaj ben, ağır de olur yani böyle bir şey diyelim yani böyle onu bir tehdit Aslında mi ettin? şantaj etti tehdit O tarz bir şey mi? Yani o, o kelimeleri kullanmak istemiyorum da bir şey dedi işte yani herkes ne dediyse dedi bir şey dedi öyle diyelim. Ama dediği şey şu. Sen bizim He. istediğimiz kişiyi yazmazsan Tabii. Evet. senin ismin çıkıyor. Senin çıkacak dedi. Ve de Ayşe Aleyna çalışkan değil. Diğer Aleyna ve Aleyna Çakır da Hanzade'yi yazdılar. Bu üçü yaz. Aleyna Çakır kim abi? Aleyna Çalışkan. Çakı aleyna Çalışkan. <laughs> aleyna çalışkan. Çalışkan. Ya <laughs> aleyna çalışkan işte böyle arada. <laughs> aleyna Çalışkan. Aleyna Çe'de. Aleyna, aleyna, aleyna İki tane Aleyna oldu. Aynen öyle. Neyse bu üçü de ...Hanzade'yi yazdılar. Değil mi? Şimdi demek ki Ayşe'nin dediği doğruymuş. Yani biz böyle böyle bir teşkilat kurduk. Bu Hanzade artık bu ada fazla geliyor. Biz Hanzade'yi artık İstanbul'a yollayalım. Kafada bunlar var. Ve benim anlamadığım da bir şey var. Şimdi bunlar konsey gelmeden önce hiç böyle görmediler mi birbirlerini ya. Benim de çok dikkatim çekti. Yani, yani son, ha, son son anda niye orada konuşuyorsunuz? Sanki o, o mesela bir hareket. sanki bir şey diyeceğim sana. Sanki birisi o adada, birisi Burgaz adasında, birisi Ebel adada, biri büyük adada. Yani orada zaten bir adan içerisinde konseye giderken giderken çekersin kenara veya hadi kenara çekmedin giderken yan yana yürürken falan bunu söylersin. Peki şunu sorayım. O kadar benim. kişinin içinde bunu yapmanın alemine şunu sorabilirim evet. aklıma şu soru geliyor normalde aleyna ayşe steven ve emin birlikte oy atıyorlardı bu evet, dörtlü evet. emin gittikten sonra steven ayşe aleyna kaldılar steven'ın da bugün ayşe ve aleyna haricinde baran'ı oy görüyoruz yani ayşe aleyna baran aleyna çalışkan hanzadeye yatıyorlar. ama onlarla birlikte bu zamana kadar hareket eden steven'ın Poyrazlarla birlikte hareket edip Baran'a oy attığını görüyoruz. Acaba son dakika orada Steven'ın birlikte oy atamayacağını anlayıp bir kişi lazım. Kızı çağıralım çalışkanı bu durumu açıklayalım. Çünkü bu zamana kadar konuşulmaması... O, o anda bir şey olmuştur bak. Yani şöyle. Ya, yanında yani, arkadaşları vardı belki. Fırsat bulamadılar. girmeden o kızla şimdi bir görüntü verirlerse herkes işkillenir. Hayır ama o bir da dakika, abi, bir dakika bir şey diyeceğim ya. Ya kardeşim orada bütün herkesin göz önünde yapıyorsun. Ötekinde kimse görmeyecek. Burada geliyorsun, aleni herkesin göz önünde. Bir de şöyle bir Belki şey var. Belki de başlamadı sandı, Murat abi. Ay, a, ama şey. Başlamadığı için de olabilir. O da olabilir. Daha, Zaten Ötüm şöyle. Hanzade de ya. duymuyor. Neden duymuyor? Biz duyuyoruz. Biz niye duyuyoruz? Çünkü mikrofon. Biz mikrofonları duyabiliyoruz. Ama şimdi orada Hanzade mikrofonu duymadığı için. Şöyle yapalım tam e, yönetmenimizden tam bu anı, sadece bu anı sesli verebilir evet. misin bir? e, Yalçın. Hanzade'nin duyması evet, Evet başa alıp başa alıp e, sesli verecek. Konseyin başlangıcı. Aleyna, bir gelsene. Kendi niye gitmedi? Oraya mı gidiyor? Tabii bir de yanına çağırma durumu var. Tabii. Hayır. Tabii 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 tabii. Bizim evet. sesimiz evet. açık mı? İzliyoruz. Şu an. İzliyoruz seslerimiz açık. <laughs> Şimdi bir kere abicim bak güzel söyledi Sema. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir kere sen kıza bir şey söyleyeceksen adabı, maşerette sen eğer bir şey söylüyorsan evet. sen kalkacaksın. Ben şimdi sana böyle yapabilirim. Şimdi mesela biz yayına gir, yayına daha girmedik. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Böyle yapıyorum bak. Furkan gelsene bir dakika buraya. Niye ben sen gel Ki diyorsun? Sen ben buradan abim, kalkarım, mi? gelirim, sana söylerim. Bu bir kere çok enteresan. Gelsene buraya diyor. Kız da şaşırıyor zaten. Oraya mı diyor? Kız şaşırıyor oraya mı? Yok şey Antarktika'ya. Herhalde oraya. Aslında Aleyhine Çalışkan da durumun e, çok doğru olmadığını farkında. O da tamam. böyle bir terslemek de istemiyor. Ama çünkü. o da şey Furkancığım daha şey böyle hani böyle. Toy. Heh, toy. Toy ya. Mesela şey olsa şimdi orada Sema'yı çağırsa, Nagihan'ı çağırsa <laughs> filan ben yaparım. Sen gel buraya diyecek Sema. Nagihan diyecek ki gel bak şimdi buraya diyecek kraliçe. Ne Ama, ama Murat Sen, abi kim? Nagihan'ı Sema'yı öyle çağıramaz. İşte tamam çağıramaz. Ama işte o, orada kız toy diye çağırıyor. Evet. Şimdi çağırıyor kızı. Hanzade de duymuyor. Demin de söyledim ya mikrofondan biz duyuyoruz ama Handane, Hanzade mikrofon şey olmadığı için Hanzade duymuyor. duymuyor tabii. Hanzade duymuyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim size ya. Gelelim Hanzade'ye. Şimdi kardeşim Hanzade de bak bugün Hanzade kaçta kaç yaptı? 3'te 3. Üç. 3'te 3 üç yaptı. Dün de 2'de 2 yaptı. 2'de yaptı. Acun Ilıcalı bugün ne dedi Hanzade'ye? Hanzade dedi sen de dedi inanılmaz bir gelişme var dedi. 3'te 3 üç yapıyorsun tebrik ederim falan dedi. Yani Hanzade'yi Hanzade öyle yenecek menecek hani böyle piranalar tarafından böyle alınıp da böyle hom 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 yenecek bir tip değil şu anda. Hanzade boğazınızda kalır dikkat edin. Yani öyle Hanzade'yi hemen tak 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 yiyemezsiniz. Bu yüzden de ben bu işi anlamadım. Yani şimdi orada bir yanacak Hanzade mi kaldı? Başka kimse yok Şöyle bir durum var tabi. Hanzade'yi bu zamana kadar hiç potada isminin olmaması ama kızın 5'te 5 beş yaptığı haftada isminin çıkmasında da bir gariplik var zaten. Ben de tam olarak anlamlandıramadım. Hemen Sema'ya döneyim. Sema sen ne diyorsun? Ee, Hanzade'yi tebrik ediyorum. Gerçekten dokunmazlık oyunlarında belki de hissettiği için çok fazla emek veriyor ve hakkını evet. veriyor dokunmazlık oyunlarının. Bu başarısıyla şu anda yazılması bence de enteresan. Ee, ama bu hafta değil mi? Evet. Bu hafta enteresan çünkü gerçekten çok emek verdi ama e, çok arka planda bir Hanzade Aleyna savaşı var. Evet. Yani Hanzade'nin koşu koşa duyguyla Barana gidip Aleyna'yı yazın demesi, e, Ayşe ile Aleyna'nın çok yakın arkadaş olması, şu an bence hedefleri Hanzade çok net olarak o olaylardan beri gelen bir şey olarak da Hanzade hedef. Ama Ayşe'nin bunu üstlenmesi, Ayşe'nin ayağına arkadaşını çağırması, Ayşe'nin bunu orada dile getirmesi. O kadar kendine zarar veriyor ki yani Survivor'daki şu anda en iyi kızlardan birisi. Belki de en iyisi. Performans olarak. Evet en iyisi. Sadece performans değil. Ayşe çok sevimli, çok tatlı, yüzü çok güzel. Yani iki güldüğü zaman eskiliyor insanı. Oy potansiyeli çok yüksek Ayşe'nin. Oylarından da belli. Yani bu toplara girmesi sadece kendine zarar. Hatta bence Aleyna da aynı şekilde çok büyük oy kitlelerine sahip olur. Ama ikisinin birbiriyle konuşup organize olmaları ve olaylar yaratmaları ikisine de zarar veriyor. Aleyna'ya da zarar veriyor bence. Şimdi e, bugün Reşat'ın söylediği bir şey daha var. O bana oy e, haber yollayanlar hani başkalarını da yolladı ya dedi. Şimdi gittin Merve'ye haber yolladın öcümü alacağım diye. Reşat için böyle bir şey yapmışsın. Geldin burada kızı ayağına çağırdın. Yani senin hanıma imajın yok. Bunu başkası yapsa belki olur. Ya kıza bak derler her şeyi yaptırıyor. Her yerde söz sahibi çünkü. Ama bunu hanıma olarak yapmaması lazım. Kaybediyor. Başarısını gölgeliyor. Şu anda bildiğiniz organizasyonu Ayşe düzenliyor gibi görünüyor. Ama öyle mi acaba? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sema'cığım bir şey söyleyebilir miyim? Bak çok güzel bir şey söyledim. Sana bir ilave yapayım çok kısa. Şimdi burada Aleyna ile Ayşe bir ikili değil mi? Evet. Tahin ile Pekmez gibi Hiç evet. böyle bir ayrılıkları yok orada. Şimdi bana ilginç gelen şu. Aleyna daha baskın bir tip aslında. Yani Ayşe'den daha baskın bir tip. Şimdi orada niye mesela Aleyna çağırmıyor? Aleyna çağırabilir orada gel der. Niye Ayşe çağırıyor? Bence Aleyna bir kere potaya girdiği için ha, o, o, bence Bile Aleyna Ayşe'yi biraz yönetiyor. Ayşe biraz daha saf ona göre. Çünkü asıl olay zaten ha. Hanzade ile Aleyna Tabii. arasında. Aleyna daha şey, baskın bir karakter. Orada mesela ben olsam mesela Ayşe'nin yerine derim ki sen çağır kardeşim derim. Niye ben çağırıyorum? Ayşe'yi atıyor ön plana. Şimdi orada halk tarafından veya şu anda izleyenler tarafından... Bilmiyorum tabii halkın görüşünü. Ayşe'ye kızanlar var mıdır veya yok mudur? Kız Çok vardı Kızanlar tarafından konuşuyorum ben. Ayşe'ye kızmayanlar da olabilir. O beni ilgilendirmiyor. Kızanlar tarafında bence şu anda Ayşe kendini ortaya attı. Evet. Niye Aleyna atmadı da Ayşe attı? Aleyna orada biraz taca attı kendini. Şeye Ayşe'yi ortaya attı. Bakın %70'den en az yüzde %30 %40'ı demiştir ki kız Aleyna yani Aleyna Ç. Ayşe yaz Baksana nasıl haftaya oy veriyoruz. Madem böyle bir şey yaptı, böyle bir plan kurdu. Yaz kız Ayşe'yi arkandayız demedilerse ben bir şey bilmiyorum. Çünkü ben dedim. Haftayı göremezse? O Allah büyüktür. Hiç belli olmaz orası. Ama görürse insanlar der ki geçen hafta böyle bir kumpasa dahil olmadı kız. Semih başa olacağıma. Gitme aynen her öyle. Her gün bir evet, gün daha iyi. Ben bir gün kalmak için bunlara ortak olacaksam... ...Hanzadenin kaderiyle ben oynayacaksam 3'te 3 üç yaptığı gün... ...dokunmazlıkla 2'de 2 yaptığı dünle beraber. Ben buna maşa olacaksam yazarım gidersem de giderim. Bir de böyle açıklama yapardım. Bakın Anel'in Çey'nin şey oylarını haftaya. Şimdi öyle bir durum oluyor ki aslında birazcık Survivor'ın matematiğini düşünseler doğru yerde doğru hamle yapsalar. Hanzade'nin en başarılı olduğu hafta Hanzade'yi koyarak o kadar da büyük bir kozla teslim ediyorsun. Yani bu zamana kadar ismini çıkartmamışsın ortaya. Öyle bir zamanda çıkartıyorsun ki kendi kalene gol atıyorsun gibi oluyor. Ne diyorsun sen? Ama Survivor biraz da algılar üzerine kurulu. Hanzade yine en başarılı olduğu hafta bu hafta olabilir ama hmm. e, orada Hanzade'nin başarısı çok fazla konuşuluyor mu? Kimin umurunda? Takımdakiler Hanzade'yi şu an bir star gibi mi görüyor? Hayır. Umurlarında değil. Başka bir örnek vereyim. Poyraz. Nasıl girdi Survivor'a? Bir girdi, pir girdi. Şu an düşüşte. İlk havalarından eser yok. Ama yine bir Poyraz'ın ağırlığı devam ediyor. Yani algılar üzerinden ilerliyor Survivor. Survivor'a nasıl giriyorsan, nasıl bir imajla giriyorsan, o ilk hafta yaptıkların var ya, çünkü ilk hafta herkes çok ürkek oluyor. Tık gittiğin gibi Best Of'a çıkıyorsun, bayrağa çıkıyorsun, ikinci gün bir daha çıkıyorsun, zaten iki oyunda başarılı oldun mu? İlk oyunun kazanılmasında payın var mı? Bitti. O seni var ya 2-3 ay götürür. Yani sakatlansan bile iki ay oynama devam edersin öyle. Çok net. Hı. Şimdi Hanzade 5'te <laughs> <beşte> 5 beş yapmış. <laughs> Çok komik. Yani 5'te komik dediğim şu. 5'te 5 beş yapan dokunulmazlıkla, iki dokunulmazlıkla sayı vermeyen kız bugün potaya yazılıyor. Ben her zaman Hanzade'nin yazılmasını savunan adamım. Yani yazılabilir. Ama kimse umursamıyor 5'te 5 beş yapmasını. Hanzade onlar için artık başarısız bir yarışmacı. Algı bu yönde. Ve Ayşe 21 yaşında. Bugün de söylüyor 20 yaşındayım diyor. 21 yaşında olan kız bunları yapıyor. Helal olsun. Bak ben sistem farklı düşünüyorum. Kız sonuçta bir oyun kurmaya çalışıyor. Ama doğru ama yanlış. Yarışıyor. Ben yarışan yarışmacıları çok seviyorum. Ale Nace. Ne yapıyor? Bahar vardı. Gitti. Onun rekorunu kıracak galiba. Konuşmama rekorunu. Can ses kiliyor içeri. Konuşmama rekorunu kıracak gibi evet. geliyor bana. Sen Aleyna Çey'in ağzından bir kelime duydun mu şimdiye kadar? Bir Doray'la realitesi var bu kadar. Konuşmuyor kız. E konuşmazsa çok oyalayacağını düşünmüyorum. Kusura bakmayın. Çünkü tanıyamıyoruz. Herkes karıştırıyor. İsmini karıştırıyor da. O yüzden bir de nasıl blöf yapıyor Ayşe? Diyor ki sen yazmazsan sen yaz... Tehdit bu. Sen eğer Hanzade'yi yazmaz isen... Senin ismini yazacaklar kimler? Ne demek istiyor Ayşe? Onlardan başka kim olabilir? Kendi de biz yazacağız <laughs> e, demiş. Çünkü tamam Anzade'yi yazan grup o. Ayşe, Aleyna ve Baran dışında Aleyna Çe'yi yazan bir grup mu vardı? Bir tek Dora yazıyor. Yani Aleyna Çe, Aleyna Çalışkan, Hanzade'yi yazmazsa da bir şey olmuyor ki ona. Ne oluyor? Hiçbir şey. Tehdit Hanzade ediyor diyor ama. Tabii. Yani normalde şöyle bir durum var. Bir de Ayşe'nin yaptığı hareket şu. Diyelim ki o sırada blöfe dönüyor aslında bu. Blöf. Yani aslında Aleyna Çalışkan gidip o sırada Hanzade'nin ismini yazmasa diğer grup Hanzade'yi zaten yazacak. Evet. Veya o sırada ne diyecek Ayşe? Nereden bilecek yazıp yazmadığını? Aleyna Çalışkan tamam. Hanzade'yi yazmayacakmış. Biz de hep beraber toplanıyoruz diyor. Orada bir kulis döndürme ihtimali zaten yok. Yani. Aleyna burada da Ayşe ben evet e, Hanzade'yi yazacağım diye bir beyanat veriyor mu? Ben öyle bir şey görmüyorum. Var mı? Yok. Yanlışsam düzeltin. O bilgiyi alıyor soru düşünmeye alıyor. başlıyor. Yani düşünmeye <laughs> başlıyor. Yazıp yazmayacağını biz bilmiyoruz. Yazmayacağım dese bile Baran, ee, Ayşe ve Alena'nın 3 oyu var. Ne olur? 3 üç çıkacaklar. 4 oy olur. E gelir Alena çalışkan Baranı atar. Baran da 4 olur. Yani Alena çalışkanın ismi girmiyor. Girmiyor. Yani burada Alena'nın bir tehdit var aslında. Tehdit var. Tehdit. tehdit var. Tabii. Ya yazacaksın yazmazsan biz seni yazarız. Yaz. Sen yazarsan yaz. Bak. Alena şey e, Ayşe'nin bu tutumu yanlış gibi gözükebilir ama bu tarz konuşmaları e, kapalı kapılar ardında yapar yarışmacılar. Ama bu kapalı kapılar ardında olmuyor işte yani. ne oluyor. Değil, evet. Bu nasıl kapalı kapılar ya? Hayır. Burada şimdi işte buradaki tavrı sizce Rahatsız edici bir tavır mı? Bence net rahatsız evet. edici. Tehditten dolayı bir mı? Bir kere bak şöyle bir durum Tehditten var. Tehditten dolayı mı? İşbirliği mi diyelim buna tehdit mi? Ee, şöyle bir kere blöf. Aslında normalde blöf. Çünkü yok. tehdit ilk aslında tehdit. Yani, yani altı boş tehdit. Alevneçeyi katmasa sorun yok. <laughs> İçi boş tehdit. Neyse ki biz Hanzade'yi yazacağız. Sen kimi yazacaksın? Bence Hanzade yaz dese okey. Ama Hanzade yazmazsan sen yazılacaksın demesi orada bitti. Bir tehdide giriyor. Kesinlikle. Evet. Ki onun altı boş zaten. Bir de şöyle bir durum var. Bir bu... Tehditte bulunması, blöfte bulunmasında sıkıntı eksi bir. İkincisi kızı yanına çağırma şekli. Evet o, o hoş değil. Burada da. Üç, bir de aleyne çalışkan öyle bir karakter ki çok sessiz, sakin, kendi yoluna yani tertemiz bir kız gibi o görüntüyü bize veriyor. Onun yanında Ayşe'nin onu çağırıp bana bak seni yollayacağız buradan yoksa bilmem ne demesi gerçekten kare olarak kötü bir kare. Sayın Furkan'cığım sen Ayşe'sin. Tamam evet, mı? Olayım. Hadi. Ben de Aleyna çeyim. <laughs> evet, Aleyna çe. Ben sen Hanza, Hanzade'yi göndermek istiyorsun. Tamam. Sebep ne onu da bilmiyorum da geçen Anzade hafta tabi olsun mu? Gururla. <laughs> <laughs> Çok benzetemedim evet. Geçen hafta duygu e, konusunda bir konsensus oluştu. Hepsi duygunun ismini yazdı Hocun mı? Cuna abi de bahsetti. Burada ne dediler? Hanzade, Aleyna, Poyraz hepsi şunu söyledi. Düşmanımın düşmanı dostumdur. El birliğiyle e, Duygu'nun ismini verdiler. Acun abi de açtığı için konuyu. Şimdi ben çok önemli bir dosya açacağım birazdan. Duygu konseyinde. Poyraz açıklama yapıyor Duygu ile ilgili zaten. Çok Poyraz da, Poyraz da ilgilendiriyor çünkü. Şimdi herkes konuşuyor kafam karıştı. <laughs> Nereye bağlıyordum Sayın Furkan'cığım? O Ayşe'ydi. Sen. Sen, Ayşe sen, 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 tamam. sen Ayşe'sin. Tamam <laughs> tamam. Sen Ayşe'sin. <laughs> tamam. Sen Ayşe'sin. <gülüyor> <gülüyor> Ben Aley, Aleyna Çeyim. Bu da var, artık kendi yorumlarını da bana Sen beni evet. ama Siz konuşun, kafamda da, da sormaya başladı. Şu an. Bırak Öteki kendi çünkü en önemli ben bir haftadır az önce biraz sonra açacağım dosyayı düşünüyorum da aklım oraya gitti. oraya şimdi açacağım ya. <laughs> çok şey düşünüyorum. Ben Alena Çeyim ya. Sen tamam. Edip, tamam Ayşe. Dikkat et bak tilkilerin kuyruklarını birbirine <laughs> tamam, değmemesi lazım. Ben Onlar bak orada çok... değdiği zaman tilkiler bu sefer oraya biliyorsun değil, o, 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 şey yapıyor orada. Tamam Ayşecim. Seninle o yatacağım. Sen Hanzade'den haz almıyorsun. Senin istediğini yapacağım. Ama ben sana nasıl güvenebilirim? Haftada dönüp dolaşıp beni yazacaksın. Çünkü senin politikanı ben biliyorum Ayşe. Sen kimseyi istemiyorsun etrafında. Bir dahaki hafta beni hedef tahtasına koymayacağına söz verebilir misin? Ayşe? Verebilir misin? Veremem. <laughs> O zaman o sen dedi, beni kullanıyorsun. Ayşe ne diyecek ki? Aleyna sana ne oldu? Semi Öztürk <laughs> gibi akıllıca konuşuyorsun. Ha, ama beni kullanıyorsun <laughs> ne oldu, o zaman şu ne oldu? an. E, bu evet, hafta beni kullanıyorsun. Kullanıyorum seni işte zaten. Beni niye kullandırayım sana kendimi? <laughs> bir hafta daha kalabilmek <laughs> için. Nasıl? Ne olacak bir hafta kalınca? Ya Survivor'da bir hafta kalabilmek <laughs> için 40 <kırk> takla atan <laughs> ne adamlar. Tamam gibi ama ya. bu yani sen kullandırır mısın kendini? Hayatta kullandım. Sen kullandırır mısın? <laughs> ya bak gerçekten oraya böyle çok ciddi planlarla giden planlar derken şampiyonluk hedefleriyle giden ya da böyle son dörtlü beşli hedefleriyle giden Survivor'a dair bir e, kariyer planı yani kariyer planı derken sonlara gidip Survivor'da başarılı bir yarışmacı olmayı arzulayan bir yarışmacı zaten orada kalkıp Ayşe'nin tuzağına düşüp ayağına gitmez. Ayşe seni orada son saniye çağırmasından sen anlamıyor musun? Anlamıyor. Bilmiyor, çok tecrübesiz. Nasıl biz? Bilmiyor, Ama Sayın Fıkhancığım bilmiyorsa eğlenir elenecek elenecek <laughs> ya elenir ama elenir yani şimdi Aleyna çalış ben böyle söyleyince de çalışkanın yakınısın. Ben böyle söyleyince ben mi eliyorum Aleyna'yı burada? Yok sen niye? Ama sonra ben kötü oluyorum böyle konuşunca. Hayır canım niye kötü? Ama elenir. Olsun? Ya bu gerçek, gerçek bu şu, bir kere bizim yaptığımız iş bir kere kaleci şansı. Hani kaleciler nasıl yedikleriyle hatırlanırsa bizimki de o misal. Sen buradan şimdi 10 tane düzgün bir şey bir söylesen tane milyon tane şey bir tane yap eleştiri yapsan eleştiri konuşurdu. Elenir aslında. Furkancığım. Elenir. Olmaz. Niye sen onlarla hareket ediyorsun şu an? E ne oldu şimdi yarın dokun şey bireysel bireysel diyorum. SMS birincisi açıklanacak. Alenece, senin ismin söylenmeyeceğine malum. Ne yaptın şimdi sen? Ne yaptın? Ne geçti eline? Sadece kullanıldığınla kaldın. Geçen çok gün çok güzel ünlüler, dosya geliyor. Bir dakika açayım mı? Geçen gün ünlüler kaybettiğinde e, Doğan çıktı değil mi? Evet. Doğan çıktı. Şimdi ben esas tabii gösteremiyorum ben hangisi elini. Bravo. Aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi bak potoya bak. Doğan bir yerde Hanzade geldi şimdi. Doğan Hanzade. Yüksek ihtimal Aleyna gelecek oraya Aleyna Çalışkan Belki gelecek. Belki Baran gelir bilmiyoruz. Belki çünkü bir de Poyraz Gonca gelecek, bir de Gonca da gelebilir. Gonca da. gelmez. Baran da olabilir çünkü Poyraz birinci olursa Baranı söyleyebilir. Onun ismini yazdı. Yani öyle bir bak karışık hani, bir 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 çok karışık. karışık bir pota yani. Kim gider? Hani <laughs> kim daha az oy almıştır onu hesaplamak hep yukarıları doğru hesaplarız ama azları düşünmek. Murat abicim konseyle ilgili notlarını alalım veya dokunmazlık oyunu ile ilgili. Ben, ben yani diğer Batuhan'la ilgili falan konuları konuşalım. Tabii Çünkü tabii. Şeyi konuştuk nasıl? Tamam, konuştuk. Ama potasal şeye gireyim mi? Yok çok, çok güzel Murat bir dosya. Murat abiden, Murat abiden biraz tamam, o zaman sonra, ondan sonra ben tekrar bulacağım. Bana şeker vereceksin sevgili, herhalde sevgili, dosyaya geçelim. Sevgili yani. izleyenler Öyle çok mi? önemli Sen, bir dosya abi. var. Survivor'ın kırılma anı. O dosyayı açacağım. Şimdi bak burada şöyle bir durum var. Şimdi bir kere herkes burada çok değerli yorumcu. Herkesin notları farklı. Abi, tabii, tabii. Tabii. Şimdi o yüzden... Senin bahsettiğinden sen bahsetmek istemezsin. Sema başka bir şey Hayır, bahsetmek şimdi ister dosyayı anlamadık. Yok, yok. Ne dosyası? Hangi dosyayı. Şimdi bilmiyoruz dosya ilgili şey? ya ben o yüzden ona ne bağlayayım dedim bağlamayayım. Sırt. İlerleyen dakikalarda açıyorum Evet Murat. Tamam, Çok abi. önemli bir dosya. Tamam güzel. Poyraza evet. Gönüller takımı o işte bir kumpas söyledim. mı kurdu? Yoksa Poyraz kendi karşısında mi gol attı? Ha tamam. Çok önemli bir dosya. Tamam, o dosyayı güzel. açacak ki Hayrettin'i konuşmayalım burada. Olay Yok Hayrettin <laughs> nereden çıktı? Hayrettin dedi, nereden girdi hayatımıza? Oyundan. Hayrettin <laughs> hayatımıza nereden Bugün girdi? Ben çok... gerçekten hiç beklemediğim görüntüler gördüm Hayrettin'den. Yani i̇zlerken de üzüldüm üzüldüm görüntülerde detaylara gireceğiz birazdan evet. Ben şeyleri konuşmak istiyorum mesela bu ünlülerin oyun sırasındaki agresif hareketlerini mesela Hayrettin'in agresif hareketleri var. Batuhan'ın agresif hareketleri var. Onları konuşabilir miyiz dosyadan önce? Tabii. Buyurun. Tamam. Barış'ın var. Barış'ın var. Onları getirecekler mi Getirirler, Evet. Şey ha? getirirler. Hayır sen hani VTR mi hazırlat? Yok yok hayır normal ha, görüntüler tamam. biz konuşurken araya tamam. gelecek. İşteimiz yerlerini duyururuz. Rus ses alırız. Tamam. Biz şimdi istersen. Eee şimdi e, burada baktığımız zaman bir kere e, ünlüler oyunla çok agresif hareketler yaptılar istihsat. Ha. Şimdi mesela burada Hayrettin, değil mi? Hayrettin'in hareketleri var. Hayrettin burada kime kızıyor? Hayrettin. Kaderine kızıyor. E, Doğan'a kızıyor. Doğan'a kızıyor değil evet. mi? Evet. Şimdi e, Doğan bilerek, şimdi hepimizin hayatta herkes hata yapabilir. Tabii. Şimdi Doğan bilerek mi hata yapıyor veya takımını sabota mı ediyor? Hayır. Hayır. Hayrettin burada çok bana göre gereksiz bir çıkış yapıyor. Yani bir kere burada sen arkadaşına bu kadar bağıracak kadar, gidip oraları tekmeleyecek kadar... ...arkadaşının bütün motivasyonunu bozmanında bir alem yok. Doğan da şey yani, rakçı değil, rakçı balboğa değil. O da orada bir yarışmacı elinden geleni yapıyor. Sen gidiyorsun bu kadar tepki vermenin ne gereği var? Hayrettin'e ne oldu acaba? Şu ana kadar ki hiç topa girmeyen, gayet sakin olan, herkesi gayet güzel motive eden Hayrettin'e bir anda ne oldu da bu kadar agresifleşti? Burada bana göre takımsal olarak arkadaşının motivasyonunu bozuyorsun. Sonra gelelim Batuhan'a. Ha oyunu kazandılar bugün gerçi. Kazanamasalar daha da şeyler söyleyecektim de. Kazandıkları için biraz daha Çekiyorum kendimi. Yoksa kazanan artık. Kazanan takım haklıdır diyor. Kazanan takım her zaman haklıdır. Ama burada kardeşim sen şimdi bu kadar birbirinin moralini bozacak kadar... Batuhan, Batuhan orada kime? Birine bas bas bas, bas bağırıyor. Kadınlardan kadınlar birine var bağırıyor. Abi, evet kadınlar Şimdi yürüyoruz. Zaten kardeşim kadınların eli ayağı dolanmış orada. Aynen. Bir de bu oyun yani şey oyunu değil böyle. Gladyatörlerin oynadığı falan tarzda bir oyun. Şimdi kadınlar orada ellerinden geleni yapıyorlar. Ve güçlerini de gösteriyorlar ellerinden geldiği şekilde ama kardeşim sen bu kadar kadınların İlayda ile Gonca yarışıyor yani heh, bu kadınların bu kadar moralini bozacak kadar yandan bu kadar agresif agresif bağırmanın alemine zaten elleri ayaklarına dolandı hiç başarılı olamazsın sen takımsan eğer arkadaşını motive edeceksin arkadaşına yandan yardımcı olacaksın arkadaşının motivasyonunu bozacak şekilde bağırarak ne elde edebilirsin hiçbir şey elde edemezsin bana göre bugün kaybetselerdi bu yüzden kaybetmiş diyecektim ama kazandıkları için de Kazanan her zaman haklıdır bir şey diyemiyoruz. Bu yüzden ben hem Batuhan'ın hem de Hayrettin'in buradaki hareketlerini çok yanlış buldum. Murat abicim nokta atışı bir konuya temas ettin. Sana ayrıca bu konuyu... Barış Özbek için... de var. Çok teşekkür ediyorum. Barış evet, hemen şey yapamadım. Hemen Sema'ya vereyim. Benim de bu konuyla ilgili evet. söyleyeceğim şeyler var. Evet Sema. Ben bu oyunda çok sinirlendim. Çünkü herkes Doğan'ı hedef aldı. Yani evet. gücü Doğan'a yettiği için hiç bağırmayan, hiç ses çıkmayan, herkese çiçekler dağıtanlar bile... Kim o? <laughs> Mesela Hayrettin. Evet. Yumuşacık bir adamsın sen. Kaybedeni sürekli süperdin diyen bir adamsın. O da süperdi o zaman. İki de iki yaptı Doğan bugün. O da süperdi. Yani öyle bakarsak öyle de tamam bu oyun gerçekten birbirine çok bağırdığım bir oyun. Evet. Haklılar. Ama kim burada çok iyiydi ki zaten çekerken? Onu çekerek gelmediler. Kimse bu işe profesyonel değil. Yanlışlar olacak tabii ki. Ama gücü yettikleri için herkes Doğan'a bağırdı. Bir görüntü seçmiştik içeride. Barış Doğan'a bağırıyor. Asıl suç Barış'tan. Kesinlikle. Asıl suç barışta Nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor. Barış Doğan'la birlikte çektiği oyunda e, o görüntülerde Var geldi şimdi. Evet bakın. Barış Bak. normalde şu anda solda. O bir önceki, evet bakın gitmesi lazım solda koşarak Bak gitmesi lazım. Gittiği zaman gidiyor salıncak. Şimdi gitti. O, evet. Git, Orada ilk başta gitmiyor, koşmuyor, hata yapıyor ve oyun bittikten sonra Doğan'a Gerçekten yüksek bir ses de bence olmaması çok. gereken bir Ve Doğan da böyle... her seferinde gitti sakinleştirdi ona bağıran insanları. Evet. Hiç böyle e, bir gerginlik yaratmadı. Olayları kapattı ama sonradan geldi diye. Ya da işte yumuşak bir hali var. Tipi böyle e, hani daha böyle sessiz sakin bir çocuk ya. Bu böyle diye bu kadar da yüklenilmez. Hakikaten çok yüklendiler. Normalde herkese çiçekler saçıyorsunuz. İyisin iyisin süpersin. E bu Doğan'ın ne eksiği var? O yüzden... Ben zaten kaptan olarak Barış'ı hala onaylamıyorum ee, ve kaptan olarak ekstra ekstra bunu yapmaması gerekir. Git motive et o zaman ki kendi hatası var aslında işin içinde ama kimse ona bir şey söyleyemiyor. Nedense o kaptan ya o yüzden galiba kimse Barış'a abi sen gitmeliydin demezken altını çiziyorum Batuhan. Batuhan dedi ki sadece Doğan değil abi dedi. Yükleniyorlar çünkü çocuğa. Onunla alakası yok. Sadece Doğan değil. Herkes yani Doğan'a bağırıyor Doğan dedi. derken sende de hata var anlamında evet. söyledim. Orada herkes sustu. Batuhan doğruyu söyledi. Çünkü hakikaten sadece Doğan'dan kaynaklı bir durum yok. Bir tek Batuhan hatta birkaç oyundur da Do Doğan'a bağıran herkesi uyardı Batuhan. Yani güçsüzü bir tek bugün o ezmedi. O ezmedi. Doğru söylüyorsun. Semih bu konuyla ilgili. ilk bu işi başlatan kişi Barış Özbek. Bar Barış Özbek hakkında çok fazla konuşmuyoruz. Ama bence artık konuşmanın vakti geldi. Bence de. <laughs> bence de artık. Bir Barış Özbek konusunu bir açalım. Vakit yani. bu vakit. Vakitleri. Evet geldi. Şimdi bir. Bana göre iyi bir kaptan değil. Benim düşüncem bu yönde. Senin düşüncen nedir bilmiyorum. Senin düşüncen nedir bilmiyorum. Seninkini de bilmiyorum. Bana göre iyi bir kaptan değil. Gölge kaptan söylüyorum. Arkasında başka isimler var. Burada kaptan isen, temsili de olsa kaptan isen böyle davranmaman lazım. Yeni gelen bir arkadaşınızı siz kazanmak mı istiyorsunuz? Yoksa o çocuğu böyle sindirip yazıp göndermek mi istiyorsunuz? Çocuğun burada hiçbir günahı yok biz izledik. Çocuk çekmeye çalışıyor o yukarıda duruyor. Halbuki durmaması lazım onu da aşağı inip çekmesi lazım. Ki çaprazdaki e, sembolü alacaklar. Hem kendi suçlu hem de bağırıyor. Onu da geçtim. Batuhan'ı burada tebrik ediyorum. Evet abi diyor ama sesi biraz alçaktan çıkıyor. ya Çok da net söyleyemiyor. Batuhan'ın söylediği yine gümbürtüye gidiyor. Biz duyuyoruz ama. Sen de suçlusun demek istiyor. Ben de onu anlıyorum. Bir tek adama bağırmayın diyor. Zaten Batuhan e, o yatarken de öyle bir şey söylememiş miydi? Değil mi? Herkes Doğan'ı hedef gösteriyor diye. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Ama şans vermemiz gerekiyor Doğan'a. Kendini göstermesi gerekiyor. O yüzden İsmail demedi mi? Batuhan öyle söyledi. Yani Batuhan aslında burada biraz adil davranmaya çalışıyor diyebiliriz. Ama Batuhan'ın da bu oyunda İlayda'ya olsa gerek kenardan hareketleri var. Hı hı. Hareketler yapıp gidiyor ondan sonra arkaya evet, falan. Evet. Batuhan şimdi orada olumlu bir hareket yapıyor burada Doğan olayında. Ama orada da kendi arkadaşının motivasyonunu oyun dışından düşürmeye çalışıyor. Oyun oynayan bir arkadaşa sen kenardan niye öyle hareketler yapıyorsun? Bağırıyorsun, çağırıyorsun, tripler atıyorsun, arkalara gidiyorsun. Kızı Terk ediyorsun oyunu. Terk ediyorsun. Kızı yapamayabilir. Yani yapamayabilir, yapamıyor diye yazıyorsunuz zaten. Ama kıza böyle davranma hakkını size kimse vermiyor. Batuhan burada da hata yapıyorsun işte. Hırslarına yenik düşüyor. Artı Hayrettin. Hayrettin de burada bir hatanın peşine takılıyor. Barış'ın başlattığı hatanın peşine takılıyor. <gülüyor> niye? <gülüyor> Hayrettin başlatıyor ya. Hayrettin başlatmıyor. ilk barış yapıyor. Nerede? Hayır canım. ilk, i̇lk barışa Doğan'a barış bağırıyor. Tamam da bu Barış bar mıyor mu? Hayrettin daha ha, agresifleşiyor kardeşim. İlk bağırmıyor. İlk barış, bağıran Barış değil ba mi hayran, İlk bağıranla alakası yok. Barış. Hayır, hayır. Hayrettin Barış'tan daha çok Barış bir yere gidip vurdu mu abi? Hayır, gitip tekmelemekle İlk Doğan'a, ilk Doğan'a bağıran Barış. Tamam. Sonra bu bir furya gibi başlıyor. Evet. Hayrettin de peşine takılıyor. Ama çok normal. Hayrettin, hayrettin, hayrettin hiç ya, bu hayrettin. kadar efor sarf ya. etmedi. Baş aktör Hayrettin ha, bir, bir aylık eforunu sarf ya, etti. Ya. Yapıyor. Bu bak, ona bak, çok ağır bak, geldi. Bak, geldi. algı yapıyor. Lafa bak. Ne dedi? Bak algı şu. Ya sen Semih Efendi. Sen giderken biz geliyorduk. Bak ha, bu lafı... taşlar değirmende ağır ağırmadı. Bak, sen, bak. bak, bak algı yaptı Bana diyorsun ya. İlk bağıran barış değil mi? İlk bağıranı bırak. Algı yapıyorsun. Niye bırakıyorum? Diyor ki bak algıya bak bak. Öyle akıllı ki diyor ki. Hayrettin de bu furyanın peşine takılıyormuş. Bak bak bak. Hayrettin Furya'nın baş aktörü Hayrettin gidiyor orada oraya vuruyor buraya vuruyor bağırıyor çağırıyor. Sen <laughs> herhalde başka Bak, başka film mi seyrettin? Ya Cüneyt Arkın mı belges mi Belgesel seyrettin? gibi düşün bunu. İlk ne ısırığı Barış alıyor. Bakıyorlar ne, ne alıyor? Yani? Ceylan yaralanıyor. Ee? Tamam Ben söyleyeyim belgesi Ceylan yaralanınca ee? Hayrettin de bir ısırık alıyor. Hayır ama olmam. Hayrettin büyük parça alıyor. Hayrettin en büyük parça Hayrettin alıyor. Tamam, alıyor ama Diğerlerine sonra ufak parçalar kalıyor. Ama sen tabii öyle görmek istemiyorsun. Hayır söyledim ya. Hayrettin ne? de peşine takılıyor. Hayrettin peşine, daha da büyütüyor peşine olayı. peşine takılıyor algıdır. Hay Hayrettin daha da büyüyor, ola, büyütüyor olayı. Çünkü tamam. görüyorlar. Doğan sessiz orada. Tamam. Ben de yükleneyim. Ama ya. Hayrettin de dokunmazlığı çok istiyor. Herkes çok istiyor bunda yani İstiyor dokunmazdı. tabii hepsi istiyor. Yalnız yalnız bir şey söyle. <laughs> Herkes istiyor. O zaman baca niye çıldırdı? İstediği için Sevgili Murat Özdür. Sor şu. Bu zamana kadar herkese bir barış çubuğu dağıtan Hayrettin, evet. herkese Sen muhteşemsin, ya. işte iki tane maç kaybetsin, on tane maç kaybetsin, He. inanılmazdın, muhteşem bir performansın var diyen, destekleyen evet. Hayrettin, bugün Doğan adlı arkadaşımıza neden böyle bir çıkış yapmıştır abi sence? Şimdi bana göre Hayrettin, hani biz burada konuşuyoruz ya, Hayrettin ve belki şunu da düşünmüş olabilir içinden, ya arkadaş ben Survivor'a gittim hı hı. değil mi? Tanınan bir adam olarak gittim oraya Hayrettin. Benim orada burada bir şeyler yapmam lazım. Düşündü belki. E bir şey de yapamıyorum. Hani Semih buradan gazlıyor beni ama yine de ben bir şey yapamıyorum. Dedi mesela belki kendi kendine. Sonra düşündü, taşındı. Benim de bir artık bir hani bir laf vardı. Derlendim derler. Derleneyim artık ben de Yani bir hareketleneyim, bir şeyler yapayım dedi falan. Orada o da bir şeyler yapayım derken biraz vitesi fazlaya mı taktı? Tam olarak yapamadı mı, dozajı mı ayarlayamadı? İnanılmaz bir çıkış yaptı. Mesela gidip oraya tekmelemesinin alemi ne mesela? Niye tekmeledi mesela? Değil mi? Bana Survivor'ın başından bugüne kadar çizdiği karakterden evet. başka bambaşka bir karakter Siyah beyaz oldu. Evet. E, Hayrettin gri ol. Sonra Siyah bugün, oldu. Abi, oyunda evet. da bugün Bir oyunda da tartışıyorlar. Hayrettin orada diyor ki arkadaşlar sakin olun. Oyuna dönelim. Evet. Her zamanki tavrı o yani aslında ama burada mesela hata yapıyor işte. E, yaptığı güzel şeyleri bitirdiysek artık hatasına dönebiliriz. <laughs> evet evet hata yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın Hayrettin bugün bambaşka bir şey yaşadı. Bugün Survivor'daki en zor günüydü. Çünkü bugün oyun Şimdi oynadı. her... Üç günde bugün bir, evet. Hayrettin. Üç günde bugün bir, Bugün beş günde bir. Ben, ben oyna çıkayım, bakın. Oynadı. Ağır bir oyun oynadı. Ya, öbürküler de hafif oynadılar. Hayır, hayır. Aletim bayağıdır oynamıyor. Şimdi Bu ağır bir oynadı. oyunla sahneye geri döndü. Niye bayadır? Bakın, bir bitirin. Direkt hamletle çıktı. <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> bu çocuk 3 günde bir oyun oynuyor, 4 günde bir oyun oynuyor ve bu oyunda hiçbir sorumluluğu yok. Zaten bu kaybedecek diye bakıyor arkadaşları. Her gün 3 oyuna çıksa İsmail gibi, ne bileyim Poyraz gibi, Ayşe gibi 4 oyuna çıksa, takımın bütün yükü sırtında olsa. Her zaman sorumluluk onda olsa Tabii ki de böyle bir görürüz, böyle bağırırken, çarırken. Çünkü oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Ben doyurayım, ben edeyim. O stresi yaşayacaktır. Ne güzel ya, takım orada oynuyor. Ben üç gün sonra belki oynarım. Kazandık mı? Bravo. Kaybedince ben de derim, olsun iyisiniz. Zaten bana bir şey yok ki. Ben kenardayım. Kaybedince ben de iyi konuşurum. O kadar oynadılar, kaybedince de bravo derim. Bugün öyle bir şey oldu ki, bir aydır, dört haftadır verdiği performansı bugün bir günde verdi. Yani aslında bunu İsmail her gün yaşıyor. Bunu Ayşe her gün yaşıyor. Batuhan, Poyraz bu çocuklar her gün yaşıyorlar. Ve öyleyken agresifleşiyorsun. Kaybetme olasılığın geldikçe üzülüyorsun. Çünkü takım senin sırtında oluyor. Hayrettin için hayat güzeldi. Bugün zordu. Demek ki Hayrettin takımı sırtlanan birisi olsa her gün tekme tokat her tarafa ya girecek. Yani. Şu açıdan niye Doğru bakıyoruz? Bak şimdi çok güzel Bak, bir çok şey güzel bir bir her gün bakın. onu yaşıyor falan filan. Sen İsmail'sin. İsmail örneğini ver. İsmail başka örnek verelim. İyi bir. Batuhan diyelim. Sen Batuhan'sın. Senin tek planın Survivor'a dair performans. Sen hep oynamak istiyorsun, kendi göstermek istiyorsun. Ben de Seni kesiyorum, ben de oynayacağım. Sen oynayamıyorsun. Hep bir problem çıkıyor. Sen takımdan da desteği alamıyorsun arkanda. Ve senin kurguladığın şeyin önüne ben bir engel çıkartıyorum. O zaman ne olacak? Kötü olacağım değil mi senin gözünde? Ben seni destekliyorum Sen kötü mü yapıyorsun? olarak mı Batuhan'ı keseceksin? Evet, ben o, o Nasıl? çok zor. Batuhan'ı keseceğim derken ben de oynamak istiyorum. Ama önce performansını göstereceksin, sonra tamam. batonun önünü tamam, keseceksin, herkes değil çok mi? öyle derler. Herkes baton şey, yani... çok iyi, evet. Bunu da konuşmayalım Ayretin istersen. Niye, Ayretin niye oynamıyor ama. Oynadığı ama zaman da almadığı için olabilir lan, mi? Tamam. <laughs> kendi, çok istemeyecek. Yani. Mesela kendi Batuhan ilk istemiyor. günlerde öne çıkartılıyordu. Sonra Batuhan'ı biraz geri plana almaya başladılar. Adamın performansı da düştü. Arkadaşlar bu iş bak size... Yüzde bir milyon bak, söylüyorum şimdi bu işin. Bak, bak destek, işin olursa arkanda, destek olursa arkanda, arkanda destek olursa Performansın artıyor. Ben bu işin performans noktasında değilim. Çünkü hayret benim Survivor'ı izlerken performans olarak değerlendireceğim bir karakter değil. Kendine de başka yol çizmiş ama o yoldan da saptığını gördüm bugün bazı hareketlerinde. İlk önce şu noktada sana katılıyorum. Ben de Barış'ın Ünlüler Adası'ndaki kaptanlığını beğenmiyorum. Arkadaşlarıyla olan konuşma şekli, diyalogları, tavırları hiç yapıcı değil bir kere. Adam yıkıcı konuşuyor. Sert konuşuyor. Bazen rencide edici konuşuyor farkında olmadan hedef gösterici konuşuyor. Doğan adlı bir arkadaşımız yani geçen gün dün bunu konuştuk zaten. Çocuk oynamak istiyor doğal olarak. Onunla sanki bir dalga geçer gibi bir konuşma üstü buna. Yani tabii ki çocuk niye geldi o zaman Survivor'a oynamak isteyecek? O tavrı beni rahatsız etti. Bugünkü bench'teki arkadaşlarına karşı olan tavırları beni rahatsız etti. Sempatik bir kaptan değil Ama bence. Ama güzel evet. söylüyorsun da. Tamam sen haklı ha, olabilirsin. bu arada şunu da söyleyeyim. Evet sempatik bir kaptanın sempatik olmasına evet. gerek yoktur. Kaptanlık görevlerini doğru yerine getirebiliyor mu dersen ben onları da çok doğru yerine getirebilirim. Tamam, ama en bak. önemli özelliği eşitliktir. O yok. Ama Eşitliğin bir bak, de olmadığını bir şey düşünüyorum. Soruyorsun. Bak şöyle tamam. tamam devam yok, yok et. O, merak soruyorsun. ettim abi merak et. Güzel bir şey söylüyorsun da şimdi hani bu ne periz bu ne ana turşusu denir ya. Şimdi güzel konuşuyorsun da kaçıncı kez seçiliyor Barış orada kaptan? İşte zaten... seçilir seçilir bir abicim ama niye bir dakika, seçilir ama bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim seçilir diyorsunuz da şimdi tamam belki ben de Furkan'a katılıyor olabilirim Barış'ın orada iyi kaptanlık yapamadığını bir takım problem tamam orada ben de katılıyor olabilirim ama kardeşim Adada kaç kişiler orada? O kadar takım içerisinde her gün Barış Kaptan, Barış Kaptan, Barış Kaptan, Barış taalip Kaptan. Talipti, talip yok diyorlar. Aday yok. Hayır, yok, diye yok, aday yok. Hayır hayır olur mu? Hayır olur mu? Talip olabilir ama diyorlar ki Barış olsun. Şimdi o kadar kişi adada niye o zaman biz burada böyle görüyoruz, onlar da orada görmüyorlar mıydı da? Her gün her gün Barış Kaptan olsun diyorlar. orada şöyle, da bir problem var. Ne oldu abi? Şöyle He. bir durum oldu. İlk başta Barış Kaptan seçildi. İlk oylamaları tamam. sayma zaten kimse evet. kimseyi tanımıyor. Ondan sonra. Oylamalarda sapmalar yaşanacaktı. Nitekim İlayda'da, Batuhan'da farklı oylar gördük. Batuhan geçen gün Öykü'ye oy verdik ki bence çok doğru bir isim. Evet. Ben başından beri iki haftadır burada Sema ile aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Öykü'nün bu takımda kaptan olması gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra zaten Barış'ın Batuhan'a karşı da tavırları değişti. Kaptanlıkta Batuhan Öykü'nün ismini söyledikten sonra bana sorarsan artık hani biz bir yola girdik sırf ben burada ayrı gayrı olmasın böyle geldi böyle gidiyor olsun diye Barış'a attıklarını düşünüyorum ve hata yaptıklarını düşünüyorum. Bence iş bir yerden sonra dönecek. Şimdi Barış'ın kaptanlığında ayrıca bunu ayak uyduran yer yer İsmail bazen bugün Hayrettin yeni yarışmacılara olan tavırları davranışları hiç hoş değil. Zaten ünlüler takımı evet bugün kazandılar ama buradaki ben en büyük tebriğimi bir kere öyküye gönderiyorum. Final oyununa çıktı. Normalde boyu da çok uzun değil Öykü'nün ama o kadar güzel böyle aldı bıraktı tamam bende dedi şimdi koyuyorum panik yapmayın arkadaşlar dedi. Belki birçok sporcu kadın yarışmacılarda bile olmayan evet. profesyonellikte evet. ve Bravo. topu göğsünde yumuşatarak finali geldi. Sergen de güzel bitirdi Sergen'i de tebrik ediyorum. Öykü, öykü konuşarak yarıştı. Konuşarak Herkes bak, ben, mesela, ben mesela hiç konuşarak yarışan şu baktım bugün hiç konuşarak yarışan yok. Hep kenardan birileri bağırıyor bağırıyor böyle bir panik. Evet, çok güzel Öykü yönlendir. satranç oynar gibi konuşuyor mesela. Batuhan evet, sendeyim evet diyor, diyor Batuhan çekiyor. Diyor, sen deyin aldım deyin verdim aynen. ikiye bir yaptım. Onu yaptım, bak, bunu yaptım, konuşuyor. Genel Survivor, genel Survivor çerçevesi değerlendirdiğim evet. zaman fazla aşırı şekilde sesini yükseltmeyen herkesi dinlemeye çalışan herkesin hakkını vermeye çalışan haksızlık yaptığı zaman yemekleri falan da dağıtıyor ama o da sesini galiba. yükseltmeye başladı dün bir tamam. tane yükseltti. şey işte o neydi e bir kere şunu bir cebimize koyalım da survivor'da ses yükselir bir kere onu biliriz. Ses ya. yükselmeyen bir survivor olmaz ya. Yani. Sen yükselmiyor dedin ya ondan ha, yani şu manada söylüyorum. Ha, i̇stisar kaydayı bozmaz. Birkaç kere yükselmiş. Sesi yükselmesi birine yüksek sesten onu ezmek, onu küçük görmek anlamında değil. Kavga ediyorsa anlık bir reaksiyon olarak görüyoruz genelde öyküde. Şimdi bugün Hanzade'nin yaptı. Aslında Semih bence bugün şey e, Hayrettin'in yaptı. <laughs> Semih ile Hayrettin Semih Hayrettin'e çok güzel bir eleştiride bulundu ve bu hiç hoş bir durum değil. Hayrettin sen bu survivor'ın iyilik meleğiydin. Keşke iyilik meleği olarak kalsaydın. Neden bir ısırıkta doğandan ben alayım mücadelesine giriyorsun? Demek ki sürü bir yerde bir insanı taşlamaya başlayınca sen de taş atıyorsun. O çocuğun boyu biraz kısa. Ben izledim gücü de yok. O kadarını yapabiliyor adam. Nefes nefese kalıyor. Zaten sporcu bir kimliği de yok. Yok. Belli. Yani Baran hemen hemen aynı boydular diye tahmin ediyorum. Baran ondan daha çeviktir diye Ama düşünüyorum. o sürünün içinde İsmail de var ben sana Bravo sorayım. İsmail de var. Şimdi mesela kadın yarışmacılar bugün bir oyun oynadılar abi. Kadın yarışmacılarını sen çok güzel bir tespit yaptın. Orada İlayda'nın ve eli ayağı dolaşan grup hangisiydi? İlayda, İlayda, ve, İlayda İla... ve Gonca mı? Olabilir. İlayda ve Gonca. Gonca, Gonca da, ya. Bu Gonca da o oyunu yönetmenimizden de rica edelim o oyunu bir bulabilirse Gonca da o oyundan sonra bence evet. dönüp kız bağırdı çağırdı çünkü o kadar büyük laflar yedi ki bençten zaten o kadar lafı yiyen bir yarışmacının orada başarılı olma ihtimali zaten yok ve Hayrettin'in, başta Batuhan'ın Barış'ın İsmail'in bağırdığı kişiler biri oraya yeni gelmiş bir gonca, biri performansı sınırlı olan İlayda. Yani bir de çok Buradan neyi görüyorsunuz? Buradan gonca neyi görüyorsunuz? Adamlar niye bağırıyorsunuz? Neyi görüyoruz? Ya? Yarın gonca olmazsa, doğan olmazsa demek ki bu kişiler birbirlerine aynı tavırda bulunacaklar. Bunları göreceğiz biz. Çünkü tavırlar bu. Şu an birbirlerine cesaret edemiyorlar o, o tavrı göstermeye ama yakın tarihte onları göreceğiz ben Evet ben, size ben de düşünüyorum. Çünkü niye biliyor musun? Aslında ünlüler takım bugün kazandı ama kadınlar tarafı... bak ünlüler var ya kadınları ve Öykü'nün birçok Öykü'nün sayesinde birçok oyunda yara almadan Öykü devamlı araya giriyor, yumuşatıyor. akıllı bir kadın. Durduruyor. Yani Öykü var ya oranın çok kilit bir noktası tabii, o tabii, takım evet. bugün. Zaten Öykü eğer Öykün o davranışlar olmasa kaybedebilirlerdi. Kesinlikle. Çünkü bayağı bir karışıklık çıktı takım içerisinde. Ya bir şey söyleyeceğim size. Bu arada bizim Çağrıya ne oldu? ya? Çağrı da sessiz gitti abi yok oldu adam ya. Yok adam oldu ama gerçekten. Abi adam Bugün bütün salıncaklardan çağrı aldı herkesi. Evet. Herkese aldı bütün sakatlara çağrı koşuyor. Bir şekilde bir, i̇şte bir şeyler onu yapmaya çalışıyor. İşte onun sakatlığı da var. Evet. Bir de çocuğu şey çok etkiledi ya. Bu olaylar çocuğu çok etkiledi. Hangi yani, olaylar? İşte bu yaşadığı olaylar. Değil abi atamadı üzerinden Sebi. Bak atamadı görüyoruz abi çağrı bu değil. Yok yok o şey olayı dedi ya burada He. herkese saygılı olacaksın falan. O, o çok etkiledi. Hayır hayır yani. bu olayları üzerinden atamadı. O olaylar adamı çok etkiledi. Ve adamda şöyle bir şey oldu ben. Tabii ben adamın içini bilemem ama benim tahminim Adamda ikinci bir yanlış yapacağım korkusu bitirdi adamı. İkinci bir yanlış yapacağım korkusu bitirdi adamı. Yani şu korkuyu üzerinden atması lazım. Ben bakıyorum çağrı hiç hani konuşmuyor da. Yani bir şey söylemiyor tamam sakat oynamıyor ama sadece e, çok güzel arkadaşlarına yardım ediyor. O huyu çok güzel mesela orada biri sakatlandığı zaman hala ona gidiyor onunla ilgileniyor falan ama yani ben çağrının daha aktif olmasını ve Survivor'a damga vurmasını beklerken bir hata yaptı o hatadan sonra bir türlü kendine gelemedi adam. Yani ne oldu bu çocuğa bak farkındaysanız hiç yok çağrı. Yani çağrı bu mu sizce? Bence değil. şimdi ama tanıtımda şey görüyoruz çocuğa. bayağı oyunun içinde. Ne hangi tanıtımda? Tanıtımda. Şimdi bu en son tanıt. Evet. Ne yapıyor? Bayağı bağırıyor oralarda. yine eski alevleri var. Ya bazen insanların ya. yükseldiği düştüğü anlar ama ben de Çağrı'yı oyun içinde görmek isterim. Bilmiyorum yani bir kendine ya gelmesi oyun lazım. Oyun oynayamıyor ya. Oyun oynayamayan adam da haliyle böyle içine kapanıyor. Survivor burası. Sayın Furkan'cığım. Yok şeyde Reşat da oynayamıyor. Hiç içine falan kapanıyor Aa, Reşat, 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 Reşat oynasaydı şimdiye kadar çok yapıyor. daha artık aktif Reşat. bir adam olurdu. Tamam da Reşat, Reşat da Reşat oynamıyor. Bu, Reşat'ın bu suskun hali. Ne Reşat, Reşat ya? demişken Sayın Boncuk, Gönüller zaten. takımına gelelim mi? <laughs> Gönüller takımına, <gelelim. gülüyor> takımına gelelim. Bir istifa var biliyorsun. Evet. Tabii Reşat'ın kaptanlığında bir istifası var. buna bir şey deme, buna bir şey deme. Şuna bir şey deme. güzel bir reality'ydi. Evet. Çok güzel. misin? Yok, hayır. Yani. Reşat'ı. İst istifa, i̇stifa var. Ben bunu söylemiştim. Dürüst olalım. Kaptanlıktan istifa edeceğini bu... mi? Hayır, kaptanlıklar değişecek dedim. Ismi e, Semih kaptanlık bu değişecek hafta. değişecek zaten. Ha. Survivor'un <laughs> başından sonra ama aynı kaptanlık değişimin mi? sinyallerini bize vermediler. Verdiler mi? Ama bu böyle gitmez. Belli şişti bütün yarışmacılar. Ve kaptanlık aslında hiyerarşik bir üstünlüğü de kabul ettiğinin anlamına geliyor. Kimse orada hiyerarşik üstünlüğü istemiyor. Rahatsız olanlar var. Mesela Batuhan çok rahatsız. Barış. Ama hep onu çünkü Barış'ın bütün agresifliği Batuhan'a çünkü. Ar mesela agresiflik değil. İki, iki, her, şey, sana her şey, her şey bak, mes bugün mesela Barış... şu. Çok özür dilerim. Yani gönüllere geçeceğiz. Ya bugün Barış izliyorum. Bu arada hata da yapabilir Barış bak yapsın. Ya peki yapabilir. Ya hata yapıyor. Diğer arkadaşlarını suçluyor. Olmaz böyle bir şey. Kendine hata yapıyorsun. Dön bir kendine bak azıcık. E bir kere kaptan sen. Bu yani. belki dün söylenmişizdir ama diğer takım arkadaşlarına gidip Batuhan hep beni çıkar diyor. Batuhan işte şunları atmak istiyor. Atışlara beni çıkar diyor. Bunu dememesi lazım. Evet sen kaptansın. Bakın Reşat'ın şöyle bir lafı var. Herkes bana bir şey diyor. Ama ben bir konuşursam ben kimseye gidip taşımıyorum. Kimsenin söyledi. O bende kalır diyor. Barış neden Batuhan'ın oynamak istediğini diğer arkadaşlarına söylüyor. Bakın Barış bu şekilde konuşarak bir oy birliği topluyor zaten. O oylarla da zaten kaptan seçiliyor. Batuhan öykü oy verir. Bakın yarın Doğan kalırsa Doğan başkasına oy verir. Başka bir grup oluşsa bile onların çoğunluğu yetiyor. Çünkü Barış birileri hakkında gidiyor onlara bir şeyler anlatıyor. Barış'ın da yakın oldukları var. Batuhan'ın rahatsız olması çok normal. Batuhan dün röportajında diyor ki Herkes beni göstermeli artık. Oyuna çıkılacağı zaman İsmail abi işaret ediyorlar. Ben geri planda kalıyorum. O da ilgi istiyor tabii. İlgi ilgi kim istiyor. istiyor. Yani, Artı adam şampiyon olmak istiyor Batuhan. Şampiyon olmak için de diyor ki herkes beni işaret etmeli. Ben 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 olmalıyım diyor. Aslında doğru. onu başarmalıyım. Başarmalıyım. Yani. Doğru söylüyor. Bütün takım onu işaret ederse şu an takımın en güçlü ismi kim gözüküyor? İsmail gözüküyor. Eğer bir şampiyon çıkacaksa o takımdan o takımın hepsine sorsan ne diyecekler? İsmail olabilir diyecekler. Hem SMS'i var hem performansta da bütün arkadaşlar onu işaret ediyor. Batuhan o kişi olmak istiyor. Kaptan mı olmak istiyor? Kaptanlık konusunda da Batuhan şunu düşünüyor. Birinin kaptanlığını ben kabul ederek onun aslında benden üstün olduğunu onun evet kabul etmiş oluyorum diye bakıyor. Adamın bakış açısı bu. Bu şekilde oy kaybedeceğini düşünüyor. Bu şekilde şampiyon olamayacağını düşünüyor. Batuhan'ın düşüncesi tam anlamıyla bu. Ve bir tek Batuhan'da yok bu bir düşünce. Birçok yarışmacı da var. Ama dile getiremiyorlar. Dile getirenler de olacak yakında. Onu da söylüyorum size. Dile getirecekler bunları. Yok ben işte, erkeklere baktığım zaman orada yani güzel bir konu bu. Doğan'ın böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Çağrı'nın böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Hayrettin'in böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Burkan dedi. Boyraz sen... var orada. Bak ben, ama pardon, düşün, şunu çok, açacağım. Çok özür dilerim. Hemen açacaksın. Bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben sizin bu kaptanlık konusuna hiç katılmıyorum. Neden katılmıyorum biliyor musunuz? Bana göre orada kaptan olunca birisi kaptan olduğu zaman bir şey kazanıyor mu? Ünvan. He. Kazanıyor. Ne kazanıyor? Reşat hep ben kaptanım, bir kaptanım beni dinlemiyorsunuz. Bir dakika, beni bir bak bak. Onların hepsi akıllı. Onlar cin gibi orada. Onlar kaptanlığın bir şey kazandırmayacağını düşündükleri için... Birisi kaptan olsun diyorlar bana göre. Yani eğer zaten orada survivorda yarışan bir kişi bana kaptanlık fayda getirecek derse başkasına verir misin kardeşim sen? Orada yarışmaya gitmişsin. Niye sen Murat başkasına? Abicim, ben sana bir örnek sen vereyim. Sen bir vereyim kaptan mi? seçiyorsun. Bir dakika. Bak, kaptanı yazar mısın? Bir dakika Örnek. Yazar mi? mısın örnek kaptanı? Kaptanı onların düşünmesi. Onların düşüncesi. Evet. Güzel bir noktaya temas bir dakika. Ama ne yani dedi? dedi ki mesela biz seni burada kaptan evet, seçtik ya. Evet. O hafta seni potoda yazar mıyız? Bence kaptanı kimse yazmaz. Yazmaz tabii ki. Ya, abi o zaman o zaman sizin dediğinize göre Barışlan, Reşat hiç yazılmayacak hiç mı yani? Hiç değil değişirse yani. E ne alakalı alakalı, şu ana yani kaptan kadar kaptan... kaptanlığın kaptan... avantajı İsimleri yok diye kaptanlığın şöyle bir ne avantajı var. var. Bana göre bir şey Barış %50'nin altında ha. performans sergilerken evet. %50'nin üstünde performans sergileyen Batuhan'a konuşamaz. Tamam da Ama arkadaşlar, Ama sen arkadaşlar sen her şey performans diyorsun. Bir, bir fayda yok. Şey. yok. O, o değil. Kardeşim, bir şey söyleyeyim. Bir ben sana bir örnek vereceğim. Ne diyorlar? Kaptan kaptan vereceğim abi. Abi. Kaptanlık seçiminde ne diyorlar? Ne diyorlar abi? Sonuna kadar barış. E, tamam. Sonuna kadar e, tamam. reşat. Her zaman barış. Işte, her zaman reşat. Uğraşmak istemiyorlar. Memnunuz. Devam, e, tamam. devam, evet. devam. E, tamam. Hep e, bunlar. Tamam. Bunları söyleyen insanlar e, uğra... otaya gitsin diye yazarlar abicim, mı onları? Abiciğim uğraşmak istemedikleri için oluyor. Hayır, ben, ben sana örnek, bir ben... örnek vereceğim abiciğim. Ben... Yeni bir apartmana gitti bak. sonra Reşit'in da Bir dakika olsun. bir örnek vereceğim sana. Apartmana oturmaya gittim mesela yeni bir apartmana taşındın. Apartmandaki herkes topları derler ki bir tane yönetici seçelim apartmana. Evet. Herkes kaçar. Niye ben yönetici olacağım? Kardeşim onunla mı uğraşacağım? Alacağım kağıtları akşama kadar uğraş, suyu su mu yattı, elektrik mi yattı? Onunla mı uğraşacağım? Bunun hiçbir faydası, faydası yok. Tamam siz değil ama dersen ki yönetici olana bir şeyler vereceğiz. O zaman bana bir faydası varsa gir. Şimdi burada kaptanlığında Survivor'da kaptan ne faydası Söyledim, var? Söyledim ben. Söyledim potaya yazılmıyor. Barış ya kaptan olmasaydı hiç ya. bu kadar konuşulmayacaktı ve Barış Barış evet. gibi görünmeyecekti. Bu çocuğun şu andaki tek özelliği kaptan olmak. O zaman şu oradakiler ancak. yani Barış Öyle değil mi? O zaman oradakilere... senin mantığına evet. dersek Murat abi yapmayalım yani. kaptanlık seçimleri olmasın. Yani. Ya Hayır, Bir dakika hiçbir şey yok. Kaptanlık diyorsun. seçimleri olsun da ama her dakika Barış'a veriyorlarsa eğer bildikleri var ne bir şey var. Yoksa ben niye yerde barışı vereyim abi? Bana benim menfaatim yok. Benim diyorsun. menfaatim yok. yoksa ben Survivor'a niye gidiyorum abi? Önce can sonra can. Var canına. menfaati işte Barış'ın. Ne kaptan Barış'ı demiyorum kardeşim. Diğerlerinin Barış'a vermesinde ne menfaatleri var? Barışı kaptan yapmalarında ne menfaatleri Olabilir, var? Olabilir, fikirler ayrılabilir. Reşat'ın konusuna geçelim. Reşat'ın konusu. Reşat istifa ediyor. İstifasının altında yatan sebepler var tabii ki. Birçok sebep var. Oradaki gruplaşmalardan dem oldu. Ayşe'den rahatsız. Ayşe'den rahatsız. Ama bugün Acun abi de ısrarla bu konuyu gündeme getirdiği için konseyde duygu meselesini. Ben de zaten bunu açmak için sabırsızlanıyordum. Hı, hı. Orada bir kırılma noktası var. Bunu konuşamadık. Bir haftadır kafamda düşünüyorum bunu. <laughs> düşün, 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 Uykularım kaçtı. Eyvah. Uykularım mı kaçtı? Şimdi. Akşamüstü kalkıyorsun ya. 30 Ocak Cumartesi. <laughs> Murat abi ne sabah kadar sınavlarım ne, var benim. Ne zaman arasam 5'te oluyorsun. Sabahları kadar, sabahları kadar sınavlarım var benim. Uykuları Final dönemi. Bütün öğrenci mi? arkadaşlarıma bütün da selamlarımı iletiyorum. Şu an Türkiye'de bütün üniversite öğrencileri çok sıkıntılı dönem yaşıyor. Final dönemi ha, Murat sen abi. Sen de yaşadın tamam değil mi? Tabii sabah kadar sınavlarım var. Abi işte 2-3 gün imtihana kalkıyorsun, 30 gün uyuyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hala Murat abi zorluyor. Neyse ben güzel bir dosya açıyorum Dinlersen aç Allah razı olsun. Sen de payına düşeni alırsın ben içinden. Ben anlamam gerçi senin dosyanı anlarsın, Anlarsın Nereden anlayacağım? 30 Ocak Cumartesi günü. <laughs> senin dosyanı anlasam Oxford'u bitirdim evet. evet. 30 Ocak Cumartesi konsey. Duygu'nun yazıldığı konsey. 10 tane oy çıkıyor Duygu'ya. Bir tek Duygu da Anzade'yi yazıyor. Hem fikir mi herkes hem fikir. 31 Ocak, Ocak Pazartesi konseyinde şöyle bir olay var. Reşat, Yunus Emre, Hanzade, Steven, Ayşe ve Aleyna Poyraz ismini veriyor. Hı hı. Duygu, Baran, Dora ve Poyraz. İkisi Anzade, ikisi Aleyna diyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir soru sormak istiyorum. Burada Poyraz'ın potaya yazılmasındaki fikri ortaya atan kim sizce? Sizce Poyraz bu hareketin içinde var mı? Nasıl yani ben bununla ilgili zaten... Geçen <laughs> ben aç hafta... fikrinizi merak ediyorum. Hayır bir dakika ama ben bununla ilgili net bir yorum yaptım. Poyraz'dan habersiz kimse yazamaz dedin. Dedim ki Duygu Poyraz'a dönüp de şov yapıyorsun dediği an Duygu'nun kalemik Poyraz tarafından kırıldı. Hatta Poyraz'ın yazılması ile ilgili de oradaki hiçbir yarışmacı Poyraz'la Poyraz'dan ön onay almadan Poyraz'ın ismini yazmayı cesaret edemez diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Sema? Ben aynı fikirdeyim. Poyraz bundan haberdardı. Yani ben de haberdardım. Ama bir vardı. de hani ünlüler eleştiriyor Poyraz'ı. Diyorlar ya sanki hiç haberi yokmuş. Öyle Çok bir Biraz öyle bir tavır takındı. Sen ne düşünüyorsun Murat abi? Poyraz var mı? İsminin yazılacağını biliyor musun? Açık ve net konuşayım mı? Evet. O Gönüller takımında Poyraz'dan habersiz sinek uçmaz. Tamam o zaman Poyraz e, ilk stratejik ve kritik hatasını yapmıştır. Eğer ismini bilerek yazdırdı ise orada şu ana kadar o sürece kadar hep Poyraz ismini biz görüyorduk. Ve Poyraz'dan başka alternatif yoktu. Öyle bir ağırlığı vardı ki adada ama o olaydan sonra görüyoruz içine kapanan bir Poyraz var performansı da git geldi. Sebebi sebebine Poyraz kendi kayısına gol attı Poyraz bu hamlesiyle adadaki ikinci gücü öğrenmiş oldu onun doğru olduğunu biliyor şu an sen tek güç olduğunu bildiğin bir yerde ikinciyi öğrenmek ister misin İstemezsin kesinlikle. Neden yeni Ama bir duygu ki? duygu takıntısı yüzünden i̇şte tabii ki. kendisine çok büyük bir gol attı. Bunu o an düşündüğünü düşünmüyorum ben. Düşünecek. Nereden düşünsün? Düşünecek. Şimdi ben gireceğim. Birinci onda çıkacağım. Sonra ikinciye söz gelecek. Çok zor. Düşünecek. Ama Semih Bey rica edeceğim. Duygu'nun elendikten sonraki benim açıklamalarımı da izlerseniz. Poyraz'ın en kritik hatası olduğunu... Sadece şov yapma, şov yapma dediği için kalemini kırdığını, eğer yani, sen bir takımda lidersen bu tarz eleştirilerin kesinlikle olması lazım. Onları söyledin, onları, mi, onları? Evet. söyledin. Tamam o zaman bir dakika. Onları söyledin. Biliyorum da bu söylüyorum. stratejik hataya katılıyor musun? Katılıyorum. İki yani. yani İkinciyi açık, açık eden isim Poyraz o zaman. Tabii ki çok büyük. bir şey var. Demek ki Furkan dosyayı senden önce açmış. Zaten şöyle bir Oraya durum oldu. Oraya değinmedi de o yüzden. Zaten şöyle bir durum oldu. Bugün Acun abi de duyguyla ilgili. He. Bir söz söylediği zaman eleştirdi bulunduğu Tabii. zaman hani siz böyle farklı düşünüyorsunuz ama Duygu'yu göndermek için top peki hareket ettiniz dediği zaman kim cevap verdi? Kimse. Önce Poyraz. Önce Poyraz ha, cevap abi, verdi. Kimse Önce dedi abi. ki duygu böyle ben bir sonra isimdi. Aleyna, sonra Aleyna bak şimdi bir grubun tarafı Poyraz, genel adamın adanın ve bir de grubun tarafının başı kesinlikle Poyraz. Diğer Ayşe Aleyna grubunun başı da Aleyna. İki grubun başı bugün açıklama yaptılar dediler ki biz duyguyu böyle kötü bir insan böyle problem çıkarıyordu böyle kelimelerini seçemiyordu diye hep birlikte olduk ve bu kızın ismini yazdık dediler Onlar ki, de çok şey var ama şu pencere de Onlar... var. Şimdi, pencere şu farklı bir pencere. Şimdi Poyraz şunu yapmalı. Ben adada tek bir gücüm kardeşim. Herkes benim ağzımın içine bakıyor. Ben bu adada ikinciyi niye ortaya çıkartayım? İkinci bir güç. Hadi bunu Poyraz uyanamadı diyelim. Poyraz'ın hatası. Ama bu operasyonu yapmaya ikna eden belki başka isimler de olabilir. Onlar da merak ediyor olabilir. İkinci kim? Onu da görelim. Bu açıdan da bakalım. Belki Poyraz'ı buraya sürükleyen bir isim var. İki isim var, üç isim var. Bilmiyorum. Şimdi bana sorarsan, bana sorarsan bak. Bir Diğer yarışmacılar da öğrenmek istemez mi? Herkes Kesinlikle. bekliyor. Reşat'ın istifası da aslında buralara dayanıyor. Ben size söyleyeyim. ikinciliği bekliyordu çünkü adam. Onu da alamayınca Dora çıktı falan filan. Reşat dedi ki, ben dedi uğraşmıyorum. Bak şimdi, Gönüller Adası'ndaki hikaye şöyle oldu. Orada Aleyna ile Ayşe arasında bir arkadaşlık var tamam mı? Biz bu arkadaşları görüyoruz. Aleyna da sanki Ayşe ön plandaymış gibi gözüküyor ama Aleyna'nın işi yönettiğini ben düşünüyorum en azından. Herkes onu uyandı yazdılar zaten potaya falan Aleyna Ve Aleyna biraz da Ayşe'yi kullanarak Gönüller Adası'nda bir tahakküm kurmaya çalıştı. O tarafa gitti, bu tarafa gitti, yokladı bak. Emine aldı, Steven aldı. Sancakayı eledi. eledi. Dörtlüler çok iyi bir dörtlüler. Ondan sonra nerede takıldılar? Poyraz'a takıldı. Poyraz'a hamleyi yaptılar. Poyraz dedi ki ben sizin oyununuza gelmem kardeşim dedi. Çünkü Ali ile istiyor ki onun, onun düdüğü çalsın adada. Olmadı bu. Poyraz da orada bir sırt çevirdi. Bu sefer orada bir gruplar ayrıldı. Gruplar ayrıldıktan sonra Duygu için tekrar göstermelik olarak bence tamamen birleşildi. Şu anda da geldiğimiz nokta şu. Aleyna ile Ayşe'nin birinci hedefi Hanzade. Çünkü Hanzade'yi ortadan kaldırarak aslında Poyraz'ın grubundaki tek kadın olan Hanzade'yi yok edip biraz da o grupları safları da sıklaştırmak isteyebilirler. Yani bana sorsan bugün Aleyna ile Ayşe Poyraz'a uzak durmak istemez. istemez. Yakın durmak ister. Çünkü Poyraz onların rakibi değil. Ama Poyraz orada sırt çevirdi. Buradaki tek ortadaki problem Hanzade. Eğer Hanzade'yi ortadan kaldırırlarsa daha ...çabuk ve sık yaklaşabilirler... ...bir de Reşat'ın tabii Ayşe'yle bir uyuşmazlığı var... ...size Ama bugün bir, cümle bir, bir cümle söyleyeceğim... ...bugün başka bir hamle yaptılar... ...Poyraz olmadı, ikinci ortaya çıktı... ...yine semin dediğinde aslında... ...ikinciyi ortaya çıkarması ...Ayşe'yi Dora'ya götürdü... ...tabii evet, evet. Dora'ya götürdü... Evet. ...yeni bir oluşum için artık bir şeyler oluyor... Ha, ...Dora çok güzel konuştu... ...dokunmazlık oyunu var... ...şimdi bunu masaya yatırmayın... ...şöyle böyle dedi, çekti gitti... ...ama şu an ikinciye biraz bir yanaşıyorlar... ...o yüzden söylüyorum... Burada altı isim var e, Poyraz'ın ismini veren Duygu'nun elenmesinin ikinci konseyinde. Reşat, Yunus Emre, Hanzade, Steven, Ayşe Aleyna. Acaba Ayşe Aleyna, Steven demiyorum da Ayşe Aleyna Poyraz'a gidip bak senin ismini verelim ki Duygu'dan kurtulalım gibi Poyraz'ı ikna edip Poyraz'ın ismini vermiş olabilirler mi? Altında da yatan... Sebep yani aslında fikri, ikinciyi de görelim. Fikri kimin çıkardı önemli ama Poyraz bir şey onay verdi. Biliyordu da yani. Poyraz onay verdi ama Poyraz çok büyük. Bir yanlış yaptı Bu Bence de yanlış. yanlış. Size çok net söyleyeyim. Bir bir cümle söyleyeceğim Onat <laughs> abi. Tarih 7 mi bugün? Evet. 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 7 Şubat. 8. 8, 8, 8 oldu. 8 oldu. 12'yi geçince genelde bir gün Bakın aldım. bu sözümü unutmayın. Unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kötü evet. bir şey söylemedim. 12'yi geçince bir gün uzuyor. Evet. Evet. Çok önemli bir bilgi verdin. Sen de bir, de bir dosya açıyorsun ben de bir dosya açtım. <laughs> Ama bizim 7 Şubat yayın günümüz. 7 bu Şubat. evet. <laughs> Şimdi Son <Sordu> arkadaşlar. Saniyemiz <laughs> ekleme gitti. <gidecek>. Tamam. <laughs> Yarın öbür gün dediğin gibi Hanzade'yi falan götürürler bir şey olur. Aleyna ve Ayşe baş başa kalsınlar iki kız. Birbirleriyle asla anlaşamayacak iki, iki, iki profil. Peki efendim kısa bir reklaması reklamlardan sonra Survivor Extra'ya devam edecek. Efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Murat abicim bir konu açacaktın galiba hissettim. Şöyle bir konu açacaktım. E, Poyraz'dan Ayşe'nin Ayşe arasında geçen bir diyalog vardı. E, Senin yani... de fikrini merak ediyorum. Ben Poyraz Poyraz'la Ayşe'nin arasını nasıl buluyorsun? Aleyna Poyraz, Ayşe Poyraz. Yani Poyraz'dan Ayşe'nin arası şu anda iyi değil. İyi olmadı. o tartışmadan belli. E, Poyraz Ayşe'den fazla haz almıyor. E, bu gözüküyor. Hı hı. Yarın öbür gün nasıl gelişme olur onu bilmiyorum. Ama ortada yani Poyraz'dan Ayşe arasında bir gerilim var. İlerleyen günlerde belki daha da fazlalaşabilir onu bilmiyorum bizi izleyen bütün herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Sağ ol Murat abi. Kendi kendine de program bitir <laughs> <laughs> evet Semih. Teşekkürler Türkiye. Sizleri seviyoruz. Bütün Türkiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Hibbetli çok ha. çok selamlar Azerbaycan. Sizi de unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet Semacığım. Ee, sevgili Hikmet Tuğsuz annesiyle babasıyla bizi izliyormuş. Aa, selamlar. Nazmi ablacığım ve Hacı Tuğsuz sevgili Hacı abicim size kocaman sevgiler selamlar. selamlar. Evet selamlar orada herkesten büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz Moros diyorum. Katlar. Ben de Ali Akan sevgili Oo. Ali abime buradan kocaman Güzel. selamlar Ali abicim. Ooo Ali Akan mı? Evet Ali Akan. Ali Akan kardeşim öpüyoruz seni Ali Akan. Kendinize iyi bak. El sallıyoruz. özledik en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum ve Survivor Exarın bu gecelik sonuna geldik yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.